Selamun Aleyküm. Adım Eyüp Fazıl. Bismillah. Burada XY dalgalarında bu sefer 45 derecelik dalgalarından kapak yapmaya çalışacağız. İlk önce geometre geliyoruz. Her zamanki gibi 0 sıfırdan yakalasın. 500'e 800'e wattlarında bir dikdörtgen çizelim. Zaten bu dikdörtgen ne olacak? 50'ye 80 normal bir kapak ölçüsünde olmuş olacak. Düzenleye gel diyeceğiz. Bunu kopyala diyeceğiz. Sağ tıklayacağız. Geometriden evet. Burada iki tane ana şeyimiz olacak. Bunlarla beraber 3 veya 4 duruma göre değişir. Uygulama yapacağız. İki tane ana temel burada çalış şeyimiz var. Dalgamız var. Evet. Hemen geldik. Geometriden XY dalgalarına girdik. Evet. 4 numaralı dalga. Bakın özellikleri burada. Döndürme açısı 45. Tamam dedim. Ve buraya bıraktı. Birazdan ince edeceğiz onu. Dalga 4 ve dalga 5. Evet. Şöyle 45 derecelik evet olan bir dalgalanma gördüğünüz gibi var. Özelliklerine bakacak olursak dalgaların. Bakın dalga boyu 200. Evet. Dalga yüksekliği 70. Döndürme açısı 45 ve dalga arası 8 milim. Bakın burada. Diğer dalgayla iki dalga arasındaki tek farkı dalga arasındaki mesafe birinde 8, birinde 15. Bakın olayın mantığı şu. İkisi de aynı dalga. İki dalga arasındaki mesafe 8, burada da 15. Geri kalan bütün özellikler aynı. Bakın uygulamamızı ne yapalım? Yapalım. Şu 3 tanesini dalga 4 de göre bir tanesinde dalga 5'e göre yapacağız. Hızlıca yapmaya çalışalım. Şöyle dalga 4'ü seçelim. Tamam diyelim. 1, 2, 3 sağ tıklayalım. Ve hepsine de gördüğünüz gibi ne yaptı? Dalga 4'ü attı. Şu 5. ise şu 4. ise dalga 5'e atacağız. Arasındaki tek fark var. O da nedir? İki dalga arasındaki mesafe biraz daha fazla. Evet. Başlayalım. İlk önce 3D'ye geldik. Bunlara bir malzeme atamamız lazım ki. Evet. 18 evet. Buna malzeme atadık. Geldik. Tek tek atamamız lazım yoksa hepsini tek kabul edecek. Evet, atadık. Malzeme atamazsak ne yapmayacak? Simülasyon yapmayacak. Onun için malzeme atamamız şart. Evet. 4 tane malzememizi atadık. Geldik buraya ve malzemelerimizi gizledik. Makinaya geldik. İlk önce takım yönleri. Bakın açık geometri bunlar. Tamamını seçiyorum. Ve merkezden bakın. Dikkat ederseniz hepsini nereden aldı? Bakın merkezden aldı. Ve kapatıyorum. Takım seçe geliyorum. İlk önce onluk,
Bir oval bıçak. Bakın. Şurada ilkinde onunla işlem yapıyorum. Bıraktım. Kaba veya bitişe geliyorum. Buralara dokunmuyorum. Bakın takım bilgisine bakın. Çap 6. Evet, yanlış bıçağa baktığımız iyi oldu. Çünkü niye? Yanlış bıçağı herhalde oradan seçtik. Şuradan bıçağımızı değiştirelim. Evet, 10 milimetrelik bıçağı aldık ve bıraktık. Evet. Çap 6. Şunu tekrar kapatalım. Tekrar bir takım seçelim. Çap 10'luk bir bıçak olacak. Evet. Evet, onlukta sorun, bilmiyorum nedeni yaşıyoruz. Onluk bıçağı almadı. Biz de ona yerine ne yapacağız? 10'a yakın bir bıçakla işimizi halledeceğiz. Evet. Biz de 12'lik bakın bıçağı alıp koyuyoruz. Evet. Yarı çapı demek ki yazıyor burada. Evet, devam ediyoruz. Burada altılık yazıyor ama onluk olduğunu birazdan bakarız. 25'e 22, evet. Bıçak yüksekliği 18, evet. Evet, 17 milimetre yani 1 milimetre dalsın. Evet, kabul ediyoruz. Tamam dedik. Geldik buraya. İlk buraya atamasını yapıyoruz ve sağ tıklıyoruz. Ve takımın atamasını bekliyoruz. Evet, takımı atadı. Buraya geliyoruz. Bakın 10 milimetre bıçak olduğunu söylüyor. Bir sıkıntı yok yani. Orada benim bilgisayar kastığı için tahmin ediyorum öyle gösterdi. Evet. Şimdi ise bıçağımızı değiştiriyoruz. Şu atacağımız bıçak çok farklı bir bıçak atacağız bu sefer. Tahmin etmeyeceğiniz bir bıçak. Engavering'e geliyoruz. Ve oraya bir 90'lık yani 45 derece demek 90 derece demek 45 45 90 bir bıçak atacağız oraya. Evet. Şöyle bir 45 derece. Bakın şu fark etmiyor. Şunlar dia bıçak dediğine bakın 45 aynı 45 derece mesela şöyle yüksek bir 40'lık şöyle bir bıçak atsın önemli değil ne kadar olduğu önemli olan 45 derece olması. Evet, bıçağı attık ve kaba veya bitişe geliyoruz. Takım bilgisine bakıyoruz. Evet, bıçağımızı 60 25 22 18 ve bunun 4 milim dalmasını istiyorum. Ve ne yapıyorum onun için? Burayı 14'e mesafesini çektim. Tamam dedim. Geldim buraya. Seçtim. Buraya atamasını istiyorum. Ve sağ tıklıyorum. Evet. Geliyorum ve kontrol ediyorum. Evet. 45 derece yani 90 derece 45-45'e 90 derecelik bıçağımı atadı. Evet, geliyorum takım seçe. Burada 120'lik bıçak açacağım fakat buranın kendi içinde olmadığı için ben kullanıcı tanımlardan 120'lik bir V bıçak ne yaptım? Yaptım şu şekilde. Kullanıcı tanımı 120 derecelik bir bıçak yaptım ve buraya atıyorum. V bıçak yine kaba veya bitiş diyorum. Bakın takıma geldiğimiz zaman benim kendi yaptığım gördüğünüz gibi takım geldi.
Aynı özellikleri hiç dokunmuyorum. Tamam diyorum. Bazı yerlerini alamadık. Evet. Ve sağ tıklıyorum. Evet. Bakın ona da bakalım. Bakın V bıçak 120 ve atadı. 5 numaralı dalgaya da yine bakın şu dalgaya da yine aynı özellikleri hiç dokunmadan aynı bıçağı atayacağım. Aynı özelliklere sahip. Evet. Düzeyleri 14 milim yine değiştirmiyorum. Evet. Ve buraya atıyorum. Evet atadı. Bakın ne yaptık. Tekrar anlatıyorum. Burada iki tane dalga var 45 derece. Özellikleri dalgaların şurada bakın. Aynı özelliklere sahip aslında dalgalar. Dalga 4 ve dalga 5 adını verdim. İki dalga var. Bakın dalga 4'te özellikler bunlar. Dalga boyu 200. Dalga yüksekliği 70. Döndürme açısı 45. Arasındaki mesafe, iki dalga arasındaki 8. Dalga şunla şunun arasındaki tek fark iki mesafe arasında, diğerinde ise 15 milim var. Ne yaptık? Şunu yaptık. 3 tane dalgayı, dalga 4 dediğimiz şu dalganın özellikleri yaptık. Dalga şu dalgayı da aynı dalgadan, dalga 5'ten yaptık. İlkine ne atamıştık? Tekrar hatırlayalım. Onluk oval bıçak atamıştık. 1 milim alsın diye. V bıçak 90 derece atadık. 14 milimetreye giriyor. 120'lik V bıçak atadık. 4 milimetreye girecek şekilde. Ve dalga 5 dediğimiz dalga 4, 5. dalgaya da aynısı atadık. Şimdi simülasyona geçiyoruz. Simülasyona geçmeden önce şu malzemelerin hepsini ne yapıyoruz? Açıyoruz. Evet. Bakın buradan görebilirsiniz. 10 milimetre bıçak, bal bıçak, o oval yani küre bıçak. Sonra 45 derece açılı V bıçak. Sonra 120 derece açılı V bıçak olarak bunları atamasını yaptık. Bakalım çıkan sonuçlar ne olacak? Evet. Başlatacağım ve birazdan durduracağım. Çünkü evet, işlemeye başladı. Evet, gördüğünüz gibi. Burada durduruyorum. Evet. Bitirdi. Şimdi bakın bu 45 derecelik dalganın şu özelliğine tekrar buradan bakalım. Bunun adı dalga 4'tü. Evet. Bakın 200 dalga boyu, 70 dalga yüksekliği, 45 derece açı ve iki dalga arasındaki mesafe 8 milimetre. Biz buraya ne atamıştık? Onluk ne atamıştık? Bal bıçak atamıştık. Bu üç tane şeyin de özelliği aynı. Bakın buraya ne atamıştık? Bal bıçak atamıştık. Kaçlık? Onluk. Gördüğünüz gibi gayet güzel 45 derece dalgaya bakın çok güzel birine yapmış desen vermiş. Evet. Buraya ise aynı dalga hiçbir özelliğini değiştirmeden buraya da V bıçak 45 derece V bıçak atamıştık. Bakın
Şu parlaklıklar vesaire benim bilgisayarımdan çözünürlükten kaynaklanıyor. Bakın şuradan rahatlıkla görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bakın buraya şöyle açıyı şey yaparsak oranında bozuk olmadığını rahatlıkla bakın görebilirsiniz. Bu benim bilgisayarımdan kaynaklanan şeyler, evet. 45 derece bıçak, bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde. Bakın 90 derecelik V bıçakla aldık. Burayı ise aynı yeri 10 mm oval, yani küre bıçakla aldık. Bu aynı şeyi hiç değiştirmeden bakın buraya geldik. 120 derecelik V bıçak. Bakın şuralardaki şeyler var. Bunlar benim bilgisayarımdaki piksellikten kaynağı, yoksa buralarda böyle bir çizgisel bir şey yok. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel. Bunlarla şunun arasında hiçbir fark yok. Bu da 120 derecelik V bıçakla yaptık. Bu iki dalga arası mesafe 8'di. Burada ise ne yaptık? 15'e çıkartarak, bakın şuradaki şeyler benim bilgisayardan kaynaklanıyor. Çözünürlüğü benim bilgisayarın iyi ayarlamadığım için, çünkü kasıyor güzel ayarlarsam. Evet, gördüğünüz gibi şunla şunun arasında tek fark, iki dalga arası 8, bundaki dalga arası 15. Gördüğünüz gibi kullanılabilir, çok rahat ve güzel iki boyutlu X ve Y dalgaları 45 derece açıyla çok rahat bir şekilde ne yaptık? Yapmış bulunduk. Ben parametreleri kapatmadan önce bir daha gösteriyorum. Parametreleri merak eden arkadaşlar, dalga 4 dediğimiz şu 3 tane dalga özellikleri, buraya 10'luk oval bıçak atadık. Buraya 90'lık V bıçak atadık. Buraya 120'lik V bıçak atadık. Bu özelliklerle bakın sadece şurası değişecek dalga 5, yani şunla. O da ne olacak? İki dalga arası 15'e çıktı ve buraya hiçbir şeyini değiştirmeden V bıçak, 120'lik V bıçakla evet görüntüsünü yaptık. Amacımız 45 derece dalgayla iki boyutlu kapak deseni yapmaktı ve çok rahat bir şekilde yapılıp ve kullanılabileceğini de ne yaptık? Gösterdik. 120 denedik. Siz 130 deneyip şu aralardaki mesafeleri isterseniz açabilirsiniz. 8'di burayı, ben burayı 15 yaptım. Biraz daha açabilirsiniz. Bakın açtıkça şuralar gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde ne oluyor? Açılıyor. Eğer buraları da böyle açık olmasını istiyorsanız 15 değil 16, 17, 20 yaparak ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Evet, kapaklarda 45 derecelik dalgayla desen vermeyi yapmaya çalıştık. Hayırlı günler.